Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Işık fotoğrafın her şeyidir, videonun da. Doğal ışık kullanımımıza sunulmuş güçlü ve neredeyse sınırsız bir kaynak. Kaynağın yerini, şiddetini değiştiremiyoruz ama kendi yerimizi, açımızı ve kullandığımız ek araç gereçleri değiştirerek doğal ışığı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bir de yapay ışıklar var. Kaynağını, yerini açısını, şiddetini bizim seçebildiğimiz ve ihtiyacımız olan ışığı kendi ellerimizle yönlendirebildiğimiz. Bugün sizlere gerçekten farklı, portatif, küçük ve başarılı iki sürekli ışık kaynağını paylaşmak istiyorum. Merak ediyorsanız hadi buyurun. Ben dışarıda fotoğraf ve video çekerken doğal ışığı kullanıyorum. Ev stüdyosu yani home stüdyo haline getirdiğim bu odada 2 adet 50-70 softbox ve 1-2 tane de küçük LCD ışık kaynağım var. Videolarımdaki setupları da bu ışıkları kullanarak yapıyorum. Zoom ithalattan arayarak bana Zhiyun Molus serisine ait ışık kaynaklarından göndereceklerini söylediklerinde doğrusunu isterseniz pek de cazip gelmemişti. Ama bakın şimdi şu ışık kaynaklarına. Bunlar da ne böyle? İster istemez ilginç geliyor insana. Böyle bir şeye fırsat yarattıkları için Zoom ithalata teşekkür ederek gelin birlikte tanıyalım bu ışıkları. Elimdeki ürünler Zhiyun Molus G60 sürekli ışık kaynağı ve Zhiyun Molus X100 sürekli ışık kaynağı. Yeni bir ürünü elime alınca ilk merak ettiğim şeylerden birisi menşei yani firmasının künyesi olur. Zhiyun web sitesine hızlıca baktığımda 2015 yılında Çin'de kurulmuş, yüksek teknoloji ürünleri üretmeyi hedeflemiş ve gimbal üreterek markasını globalde duyurmuş bir firma olduğunu görüyorum. Hani bizde bir değiş vardır. İlk izlenim önemlidir diye. Hem web sitesinin tasarımından, hem ürün dış kutusu ve taşıma çantasının bıraktığı izlenimden, hem de ürünün kendisinden olumlu etkilendiğimi söylemeliyim. Umarım fonksiyonelliği de beni etkiler. Tekrar dönelim Zhiyun Modus serisi ışıklara. Elimde iki farklı ürün var. Birisi 60 wattlık, diğeri ise 100 wattlık. Gelin Zhiyun Modus G60 yani 60 wattlık olanla başlayalım. Bakar mısınız? 25 çarpı 23 cm boyutlarında şöyle şirin bir taşıma çantasında geliyor. Sadece yaş olarak bana emsal olanlar hatırlayacaktır. Bizler ilkokula giderken o dönemin okul çantaları da tam da bu boyutlardaydı. Her neyse, küçük, hafif, dışı kumaştan ve içi sert koruyucu kumaştan yapılmış bu çantanın. Çantayı açtığımızda 60 watt ışık kaynağı, mini reflektör ve silikondan yapılmış difüzörü, adaptör ve kabloları, minik masaüstü tripodu, şöyle bir kese ve şöyle birkaç tane de kitapçık çıkıyor. 60 watt'lık ışık kaynağını elimize aldığımızda gerçekten küçücük bir şey. Sadece 300 gram Yan tarafındaki vidayı çevirip L şeklindeki ayağını dilediğimiz açıda pozisyonlandırabiliyorsunuz. Dilerseniz az önceki masaüstü tripota ya da başkaca bir ışık ayağına takıp kullanabilirsiniz. LED ışık kaynağı şu ön taraftaki yer. Tam arkada ışık şiddetini ayarladığımız bir dimer ve renk sıcaklığını ayarladığımız CCT kadranları var. Hemen altta adaptör girişi var. Şu sağ tarafta ise USB Type-C girişi mevcut. Üstte de bir aç-kapa düğmesi var. Sol taraftaki ürün künyesi haricinde geri kalan tüm yüzeyler ızgaralı delikli yapıda. Zira ürünün aktif bir soğutma sistemi var. Bu ızgaralar sayesinde içerisinde havayı dolaştırarak soğumayı gerçekleştiriyor. Mini reflektör ve difüzörü de taktığımda işte bu kadarlık bir ışık kaynağı oluveriyor. Elektrik bağlantılarını yapıp açma düğmesine birkaç saniye bastığımda arkada minik bir bilgilendirme ekranı açılıyor. Üstte renk sıcaklığı ki şu anda 6500 Kelvin. Altta da ışık şiddeti ki şu anda %0 olarak görüyoruz. Dimeri çevirdikçe ışık şiddeti yüzde olarak artıyor. Yine renk sıcaklığı kadranını çevirdikçe de ışığın renginin soğuk beyazdan daha sıcak renklere doğru dönüştüğünü görebiliyorum. Böylece 6500 Kelvin ile 2700 Kelvin arasında istediğim bir değerde ayar yapabiliyorum. Bu kadrana basarak 2700 Kelvin, 5500 Kelvin ve 6500 Kelvin değerlerine hızlıca atlayabiliyorum. Benzer şekilde dimmer'a basarak %50, %100 ve %0 değerlerine hızlıca atlamak mümkün. İçinde bir fan olduğundan bahsetmiştim. Hiçbir şekilde fan sesi duymuyorum. Bu ürün şuradaki USB Type-C sayesinde PD özelliği taşıyan powerbank'lerle de kullanılabiliyor. Ancak powerbank çıkış gücünün minimum 18 watt olması gerekiyor. Eğer bu ışığın şiddetini %100 olarak kullanmak istiyorsanız powerbank çıkış gücü 100 watt ve üzerinde olması gerekiyor. Bu ışık kaynağımızda CRI yani renksel geri verim indeksi 96 olarak belirtilmiş. Bu ne anlama geliyor derseniz CRI yani renksel geri verim indeks değeri 100'e ne kadar yakınsa renkleri o kadar iyi gösteriyor demektir. Dolayısıyla bu ürünün değeri de 96 olduğuna göre oldukça başarılı bir ürün. Gelin bir de Zion Modus X100'e bakalım. Yine aynı boyutlarda şirin mi şirin küçücük bir çanta. Açınca bizi bambaşka şeyler karşılıyor. Bu gördüğünüz tasarımı çok farklı şey bir ışık kaynağı olmakla beraber bir hard diske ve belki de iri kıyım bir fotoğraf makinesine benziyor. Sadece 385 gram. Ön tarafta led ışık kaynağı ve ona bütünleşik bir fan sistemi var. Yeri gelmişken inceleme ve sizlere bu videoyu çekme aşamasında bu fandan ses geldiğini hiç duymadığımı da belirtmek isterim. Sol tarafta üstte renk sıcaklığı ayarlama kadranı, ışık şiddeti ayarlama dimarı var. Şuradaki turuncu buton açma kapama düğmesi. Alttaki bu lastik kapağın altında adaptör girişi ve Type-C girişi var. Altta ayrıca tripod bağlantı yuvalarını da görebiliyoruz. Yan tarafta ise batarya bağlantı portu var. Bu noktada çantamızdan hemen bataryayı alıyoruz. Üzerinde bağlantı portu, USB Type-C girişi ve doluluk durumunu gösteren bir buton var. Yerine takıyoruz. Şu anda tutamağı olan taşınabilir bir ışık kaynağına sahip olduk. Çantanın içindeki mini reflektörü de yerine takalım. Bakalım çantada başka bir şey var mı? güç kabloları, bir taşıma askısı ve birkaç döküman. Tekrar dönelim Molus X100'e ve açalım bakalım. Düğmeye uzun süreli bastığımızda açılıyor ve yine LCD ekranda renk sıcaklığı ve şiddeti bilgilerini görüyorum. Bu üründe 6500 Kelvin ile 2700 Kelvin arasında renk sıcaklığı veriyor. CCT düğmesini çevirmeden doğrudan basarsak 2700 Kelvin, 5500 Kelvin ve 6500 Kelvin arasında hızlı geçiş yapabiliyoruz. Dimmer ile %0 ile %100 arasında ışık şiddetini ayarlayabiliyoruz. Böylece 0 Watt ile 100 Watt ışık şiddetleri arasında ihtiyaç duyduğumuz bir noktada ışık ayarını yapabiliyoruz. Bu ışık kaynağımızda CRI yani renksel geri verim indeksi ise 95 olarak belirtilmiş. Hatırlayacağınız üzere CRI, renksel geri verim indeksi, yüze ne kadar yakınsa renkleri o kadar iyi gösteriyor demiştik. 95'te oldukça yüksek bir rakam. Tam dolu batarya %100 ışık şiddeti kullanıldığında 30 dakika süreyle aydınlatma yapabiliyor. Bataryanın şarj olma süresi ise 2,5 saat. Uygun koşullardaysanız enerjiye ulaşabiliyorsanız batarya yerine çantadan çıkan enerji kablolarını kullanabiliyorsunuz. Ya da yine PD özelliği olan bir powerbank'le kullanabiliyorsunuz. Enerji kablosu deyince hemen belirtmeliyim. Bana ulaşan hem G60 hem de X100 modellerinde elektrik fişi Amerikan tipi üçlü fişti. Elbette basit bir adaptörle bunu bizim prizlere uygun hale getirebiliyoruz. Ancak Zhiyun'un Türkiye'ye göndereceği ürünlerde buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Her iki üründe de kullanılan bazı aksesuarlar var. Difüzyon dom, Mini Softbox Bowens bağlantı adaptörleri ve Bowens uyumlu ışık yönlendiriciler bu Zion Molus sürekli ışıklara eklenerek kullanılabiliyor. Bunun ötesinde bir telefon aplikasyonu var. Bu aplikasyon sayesinde elinizdeki ışıkları Bluetooth'la aplikasyonla haberleştirebiliyorsunuz. Böylece tek tek ışıkları yönetebileceğiniz gibi grup olarak da gerek şiddetini gerekse renk sıcaklığını değiştirebiliyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse bir ışık sisteminden etkileneceğimi ve onunla ilgili video çekmek isteyeceğimi hiç düşünmemiştim. Ama Zhiyun Molus serisi bu iki ışık beni gerçekten bu videoyu yapmaya teşvik etti. Ben bu ışıkları yalnızca evdeki mini stüdyomda değil, açık havada da kullanabilirim. Karavan seyahatlerimde de kullanabilirim. Yalnızca video çekerken değil, fotoğraf çekerken de kullanabilirim. Hatta bazı yaratıcı fotoğraf karelerinde ana ışık kaynağını da oluşturabilir. Uzun kullanım performansı nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Sonuç ne olacak bilmiyorum ama ilk etapta gördüklerim ve deneyimlediklerim beni heyecanlandırıyor. Yapay sürekli ışık kaynağı kullanan veya kullanmayı düşünen arkadaşlara bu ürünü mutlaka incelemelerini öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça ve sağlıklı.